olarak biliriz. 15. yüzyılda bu saray yapıldıktan sonra daha sonra gelen krallar sarayı büyütmeye başladılar. Ama yine bir şartla simetri. İşte şuraya kadar olan bölümler kral 14. Lüye. Her şey birbirine simetri. Nereye bakarsanız bakın simetridir. 14. Lüye. Ondan sonra 1870'te en son halini almıştır. O da İmparator 3. Napolyon. İmparator 3. Napolyon da şu karşıki bölümde yaşamıştır. Hani eşi Eugène Abdülaziz'e kaçan. Evet. Abdülaziz'le kaçan Eugène'i İstanbul'da eğer bir gün Beylerbeyi Sarayı'nı gezerseniz orada hiç söylemiyorlar. Bizim tarihte de pek yazmaz. 14 numaralı oda Eugène'in yatak odasıdır. Allah Allah. 14 numaralı oda Eugène'in yatak odasıdır. Eugène ile nasıl tanışmış? Osmanlı padişahları hiçbir zaman Osmanlı sınırının dışına çıkamazlar. Bir gelenektir. Hatta hiçbir Osmanlı padişahı haca bile gitmemiştir. Ve bir Osmanlı padişahı yabancı bir toprağa ayak basamaz. Paris'e gelir. Kendisi klasik müziğe ve operaya düşkündür. Ama Fransız toprağına, gavur toprağına ayak basamaz. Ne yapacaklar? İstanbul'dan bir torbanın içinde toprak getirmişler. Tren gardan inerken hemen oraya toprağı dökmüşler. Abdülaziz de oraya ayak basmış. Ondan sonra Paris'e ayak basmış. Ve tabii Eugène ile de tanışınca çok uzun boylu, yakışıklı. Diğer bizim padişahlar genellikle çirkinmiş ama Abdülaziz gerçekten yakışıklı bir tip olduğu için birbirlerine aşık olmuşlar. Ne yapalım? Ama ondan sonra geri gelmiş mi diye soruyor her hafta misafirlerimiz. Evet geri gelmiş. Evet geri gelmiş ve size gösterdiğim o 5 yıldızlı otel olan Westin Otel'de de ölmüş. Neyse burası 1789 Fransız devriminden sonra yani kralların 1870'e kadar işte İmparator 3. Napolyon'un yaşadığı bölümdür. 1870'e kadar burada genellikle krallar burada yaşamıştır. Bundan sonra Versailles Sarayı'na taşınmışlardır. Versailles Sarayı da devrimin nedenlerinden birisidir. Çünkü orada korkunç israf, korkunç şatafat vardır. Peki biz Türkler ne yaptık 2 yıl önce, koronadan önce? Türkiye'den bir zengin orada düğün yaptı. Versailles Sarayı'na, evet. Evet. Hangi düğün? Hangi zengin hocam? İnternete girin. Tamam. Versailles'da Türk düğünü deyin. Tamam. Bizden, bakın sadece ben şunu söyleyeyim size. 400 adet Mercedes minibüs istendi. Viyano tipi siyah olacak dendi. Ve harcadıkları paranın 150 milyon euroya yaklaştığı söyleniyor. Sadece transferler için 5 milyon euro ödediler. İnternete girin göreceksiniz onu. Yani bu kadar para nereden geliyor bilmiyorum açıkçası. Neyse biz konumuza dönelim. Şimdi yok. Akla direkt şimdi, gelen ismiyle. Bu sarayda krallar yaşadıktan sonra 1789'da devrim olunca devrimden 4 yıl sonra 1793'te burası ve Versailles Sarayı müzeye dönüştürülüyor. Şu anda dünyanın en büyük müzesidir ama bina olarak Rusya'daki St. Petersburg'daki Ermitaj Sarayı buradan büyüktür. Burası eser açısından dünyanın en büyük müzesidir. Çünkü 350 bin adet eser barındırıyor burası. Ama 1793'te müze olunca artık hükümdarlar, krallar, imparatorlar ve zenginler buraya bağış yapmaya başladılar müzeye. Osmanlılar da Sultan II. Mahmut'la Abdülhamit 30 bin parça sanat eseri vermiştir buraya. Çalınmadı yani. Yok. Bağış. Çalınanlar hariç. Var mı onlardan? Tabii. İslam eserleri bölümüne girin. Çünkü Türkiye'de hani aradığınız, her görülen şeyleri Türkiye'de aradığınız yani. O camilerden çalınan bütün Çinler burada. Kanuni Sultan Süleyman'ın kendi kişisel kılıcı bile buradadır. Altın Kur'an-ı Kerimlerin hepsi buradadır. Türkiye'de değildir, buradadır. Değil. Şimdi Abdülhamit'le II. Mahmud'un ve diğer Avrupa'daki kralların, işte dünyanın en zengin ailesi Rothschild'in altın harflerle hep balo salonunun girişinde isimleri yazılıdır. Ama burası 1989'lu yıllarda
işte Cumhuriyet'in 200. kutlama yıllarında Cumhurbaşkanı François Mitterrand, ya buraya müzedir ve dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi, dışarıdan 7 ayrı kapıdan insanlar giriyor, bir nokta yaratalım, oradan insanlar girsin çıksın yağmurda çamurda beklemesin diye. Burası, bu giriş yapılıyor. Evet, bu giriş yapılıyor. Bir daha. Burası yapılıyor ve buraya da Amerikalı, Çin asıllı Pink adında bir mimar yapıyor. Ama aynı Eiffel Kulesi'nin yapımında karşı çıkıldığı gibi buraya da karşı çıkılıyor. Tabii yerin altından giriliyor o zaman.